Helal olsun ya. Helal. Arada Yıldız Hanım da bizimle birlikte arada olacak. Sibel Hanım da olsun. Sibel Hanım da gelecek. Hepsi olacak. Hepsi var. Hepsi gelecek o zaman. Aynen. Bir de bizim yarışmacılarımız var. Evet. Küçük bir detay ama. Evet. Hani onun üzerine yorum yapacak ya. İzliyorum. Fırsat buldukça izliyorum. Turneler falan çok yoğun olduğu için bazen mesela işte sahneden sonra gece tekrarlarınız otele oluyor. Otele falan döndüğünde. Aynen. Otelde falan tekrarları seyrediyorum. Gayet güzel. Bayılıyorum size zaten. İnanılmaz sıcak. Konuya ve... Konuya vakıfsın yani. Tabii tabii. Enerjisi çok yüksek bir ekipsiniz. Zaten böyle kumandayı çevirirken hemen kalıyorum sizde yani. Şöyle boş kağıt ne mutlu vereyim. Bize. Kalem vereyim, not alayım. Derken yarışmacılarımızı çağırıyoruz. Hadi. Hadi ben gerçeklerle gidiyorum. Yüzleşsin Sefa. Haydi bakalım. Olan öyle kumandayla değiştirme şansı olunmayan bir yerdesin sen. Ay o patates çuvalını nereden buldun sen? Bozmuş altına giymiş. Ay bak sinirim bozulmasın diyorum, yine sinirim bozuluyor. Ay hadi tarsın bugün, iyi günüm olsun. Hadi tarsın. Teşekkürler. Ben kim gibi yorum yapayım acaba? Kim Sibel olmak Can. İstersin? Sibel Can'dan şarkı söyleriz. Aha, okay. O zaman İvana ol şimdi. İvana mı olayım? İvana Hanım lütfen çok yorum heyecanlı. Yapar mısınız? Ay ben de ya. Çok heyecanlıyım. Ben şey olarak İvana Hanım'ın böyle kaş ve göz yapısına ayrı bir hayranım. O yüzden ben böyle kaşlarımı kaldırıp kamera beni yakın çekerse bakayım İvana olabiliyor mu böyle? Oluyor mu? Aynı ben. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben böyle bir depresyon havası falan var ya böyle bir genel. Hani böyle depresyonun, depresif şarkıların falan kadını evet. Yıldız Tilbe'di. Böyle bir Yıldız Tilbe gibi bir yorum yapasım geldi. Hadi Yıldız Hanım, ne düşünüyorsunuz buyurun. Konuyla ilgili? Vallahi Merveciğim, ben de depresyona giriyorum arada biliyorsun. Şarkılar başka türlü çıkmıyor yani. Seviyoruz bu kızlar beni. Çok. Vallahi çok. Doğru söyle, bir alkış duymak istiyorum. Biz de seviyoruz. Teşekkür ederim İvanacığım. Sana da ayrı hastayım ay, yani. Ay, opucuk. Aşk. Aşk. Ondan sonra benim tarzıma çok yakın buldum seni aslında. Yani değil mi? Canı ne istiyorsa onu giymiş, giymiş. Değil mi Kemal'ciğim? Aynen Yıldız'cığım. Böyle ben de öyle çarşaf, naylon, branda ne buluyorsam üstüme geçiriyorum falan. Öyle. Kolyeni böyle giderken şu kızların bir tanesi böyle çekmiş gibi. Böyle kafan ben kopuyormuş böyle... da zor kurtulmuşsun gibi yani. Oradan şey yaptı. Onu böyle yukarı doğru toplarsan daha güzel olur. Tabii. Çok güzelsin. Ben küçük yüzlü kızları çok seviyorum biliyor musunuz mu? Vallahi neden? Böyle yüzü, kaşı gözü birbirine çok yakın, çok güzel görünüyor yani. O yüzden. O zaman ben size şarkı söyleyeyim. Ne istiyorsunuz lütfen, benden? Söyle. Lütfen. Vallahi şarkı söyleyeyim. İşte ne gelirse. Bir eko istiyorum mikrofonuma. Geliyor mu ses? Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz mutlu olamıyorum. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum, inan ki sensiz nefes alamıyorum. Bravo Yıldız Hanım. Çok Yıldız'cığım. Yıldız Tilbe'yi seviyorum. Ay, seviyorum. Biz de çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Neyi seviyoruz? Bayılıyoruz. Şöyle. Bayılıyoruz. Ya ben Yıldız ablanın tweetlerine de ayrı hastayım tweetlerine, bu arada. Tweetlerine evet. Instagram'daki Twitter'dan. Fotoğraflarına. Genelde bizim uyuduğumuz saatte Yıldız abla aynen. Uyanık oluyor. Aktif geceleri. Oluyor. Geçen bir tweetine rastladım. Böyle birkaç defa okudum anlamak için. Bazı anlar var çok güzel, hangi anlar bilmiyorum. Anlamadı çünkü. Yok, an, saniye, zaman olarak. Bir de şey yazmış, 2-3 harfli ise 3 neden 2 harfli? Biraz yani düşününce jeton düşüyor. 2-3 harfli ise 3 neden 2 harfli? Hiç neden bana göre harfli? Değil. Hiç ay bana çok mantıklı. Değil. Evet ama yani mesela nasıl aklına geliyor değil mi? Hani o zekasına hayranım mesela. Tabii canım, muhteşem. Çok başka evet. Türlü çalışıyor zihin kapısı. Mesela herkesle anlaşamaz yani doğası evet. Gereği Yıldız Hanım. Bir gün sordular Yıldız ablaya, işte kimlerle anlaşıyorsunuz falan. Dünya böyle felsefe tarihine geçen bir cümle kurdu.
Anlaşabildiğim herkesle anlaşıyorum, anlaşmaya çalışıyorum. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım değil mi hayatım? Bunu izlemiştim ben. Aynen, ben bu videoyu izledim. Teşekkür ederim, sağ olun. Olay işte. Ne diyorsun tarzı hakkında Merve'nin? Tarz mı değil mi Yıldız'cığım? Yani ben Sefa olarak yorumladığım zaman... Böyle hani vizelere çalışan kızlar olur ya böyle salaş hani tabii. Saçlarını böyle yukarıdan tutar. Sabaha karşı bir kahve koyar böyle hani dizi çıkmış pijamanın artık çıkamayacak kadar çıkmış hali yani. Salaş bir tarz. Depresyon hani, kazağı. Aynen depresyon kazağı dizi çıkmış pijama vesaire falan. O yüzden yani o anlamda düşündüğümüz zaman ben de bir üniversite öğrencisi olduğum için hep böyle arkadaşlarımı kayırır gibiyim yani. O tarz olarak sınavlara yaklaşan bir... konsepte olsaydı tarzsın derdim. Ama üzülerek söylüyorum. Ne olur bana kırılma, darılma. Estağfurullah. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Uykun mu var senin Bahar? Uykum yok, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Dere suyu düşünüyorum. Hayır, yorum yapma ya. Versem mi vermesem mi diye böyle bir tereddüt ediyorum. Bana yarı canım bana bakıyor mu diye bakıyorum. Gözlerin yarı açık, yarı kapalı. Söz almak istersen sen elini kaldır istersen. Saçlarımı bile yaptırmadım. Niye böyle bir dağınık geldin bugün? Depresyon mu? Bugün düşünce günü. Düşünce günü. Paylaşmak istersen arada konuşursun o zaman. Olur mu? Belki Sefa senin taklidini de yapar. Zaten... Nasıl uyandı gördün mü? Aynen. Ben uyandıracağım yanına şimdi gelebilir ona. Gelebilir miyim? Gel. Tabii ki. Bak hemen uyandı. Hemen. İlgi onda olunca. İlgi gördüğü anda uyanır. En iyi arkadaşım. İlgi delisi. Bahar bir şey söyleyeceğim. Biz seninle böyle okuma bayramına gidelim. Ne dersin? Hadi gel. Bak elinden tutuyorum şimdi. En iyi arkadaşım gibi bir şey oldu resmen Öykü Hanım. Evet. Ya. Hadi gel. Hadi gel, ben okuma bayramına götürüyorum. Hadi. Kızınız bana emanet. İyi misin canım? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim en iyi arkadaşım. Uyku mu var? Hayır. Ha? İyi misin? Sahneye çıkacaksın. Heyecanlı mısın? Hadi parçanı bir tekrar edelim. Okey. Tamam. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş sevmiş bitirmiş, akşama sancı başlamış. Durmuş durmuş acıkmış. Bana da yemek versene demiş. Ya süpersin. Heyecanlı değilsin değil mi? Bilmiyorum ki biraz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Bahar gülüyor mu ağlıyor mu anlayamıyorum biliyor musunuz? Mesela bak şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bak şöyle. Bu yayından sonra psikolojik tedavi görmem gerekecek. Bak şimdi gülüyorum. Bak şimdi de gülüyor. Bak şimdi gel Bahar seni analiz etmek istiyorum. Edelim. Birazcık daha analiz yapalım. Şimdi mesela burada espri oluyor. Ortalık çalkalanıyor tamam mı? Böyle ortalık yıkılıyor falan. Bahar orada duruyor. Bütün kızlar herkes kopmuş vaziyette. Bahar'ın gülmesi böyle. Ben ilk izlediğimde nöbet geçiriyor zannettim. Ondan sonra bir baksın böyle. Nöbetçiyim bugün. Tabii Allah görürsün. Bak gülmesini hızlan. Sonra ağlıyor böyle. Gel. Ya Bahar şu dansını şeyini bana öğretsene ya. Çok öğretiyorum. Aslında ama ben sunumunu izleyicilerimize öğretiyorum. Bak. Çünkü yapmaya çalışıyorlar en doğrusunu yapsınlar tamam. En iyisi. Şeyin sunumunu yapayım ben. Yaz mevsimi tadında dondurma gibisin. Ben onu TRT sunumu gibi yapmak istiyorum hadi, müsaadenizle. Hadi. Bak şimdi Bahar'ı anons edeceğim. Bahar'cığım sen geç yerine şöyle. Ben şimdi ortadayım böyle. Evet sevgili dinleyenler. İşte benim stilimden hepinize... Ayşe Egesoy'un bu arada. Hepinize iyi akşamlar. İşte benim stilimde bugün yarışmacılarımız, jürimiz ve sıradaki yarışmacımızla karşınızdayız. Yaz mevsimi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk erir misin? İki tane almayalım. Paylaşmak güzeldir. Dudaklar buluşsun yar, uzaklaşmayalım. Kürdili Hicazkar makamındaki bu kıymetli eseri
Üsküdar Müzik Cemiyeti'nden Bahar Can'dan geliyor. Alkışlarınız. Benim de konuşmam artık böyle olacak, biliyorsunuz değil mi? Belli bir süre çünkü etkisinde kaldığım karakterler böyle oluyor. Şimdi ben bir süre böyle konuşacağım. Küçük çocuk gibi. Hayır. Şimdi bir gün annem bizi parka götürmüştü. Ondan sonra gerisini sen anlat Bahar. Şimdi bir gün annem beni bir yere getirdi. Tamam. Orada çok değerli jüriyelerimiz vardı falan. İçerisinde de bir tane jüriyemiz vardı. Benim de en iyi arkadaş oldu ve biz bir süre oynadık. Sonra Instagram'a görüşüm. Sefa aşkım yazabilir miyim? Her şeyi yazabilirsin. Çünkü artık biz seninle arkadaş olduk. Siz de benim ismimi yazın ama. Tamam. Ben de seninkini yazacağım. Canan Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Ben Canan Karatay olarak yorum yapmak istiyorum. Yandık. Şimdi kızımızın adı neydi, önce onu öğrenelim. Emine. 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 Emine biraz balık etlisin, karaciğeri yağlı galiba. Buradan gördüğüm kadarıyla. Bol bol tereyağı yiyin. Bol bol tereyağı yiyin. Ekmek yiyorsan vallahi seni şuradaki köprüden aşağı atarım. Tamam hocam. Ekmek yiyor musun, yemiyor musun? Bana doğru söyle. Çünkü çok sinirleniyorum niyeyse. Hocam sinirlenmeyin, tereyağı bol bol yiyeceğim bundan sonra sizin için. Bundan sonra şimdiye kadar beni hiç dinlemedin mi? Ne sefer? Şimdiye kadar beni hiç dinlemedin mi? Bundan hep sonra yiyeceğim diyorsun. Dinlemek için özellikle özen gösteriyorum ama. Niye karaciğerin yağlı o zaman? Niye böyle şiştin? Yağlanmış araba soktu seni. İşte ara sıra yapıyor böyle şeyler. Vallahi bilmiyorum. Ne yediğini, menüsünü bana söyle. Bugün ne yedin mesela? Bugün ne yedim? Emine, ne giydiğinden daha çok ne yediğine dikkat ediyorum. Emine çok yiyor. Ne yiyor Öykücüğüm? Çok yiyor. Evet. Çok yiyor. Durmuyor yiyor, yani. Sürekli yiyor. Yerinde maşallah. Ne yediği çok önemli. Bilmiyorum. İçeriğini ne yiyorsun? Bilmiyorum. Ne yiyorum? Ya ben tatlıyı çok seviyorum. Bir oturuşta aslında. Bir koyun yiyor dediler kulağıma. Koyun eti yararlıdır ama tatlıyı seviyorum dedi. Bak vallahi yayını terk etmemek için kendimi zor tutuyorum. Çünkü bas bas bağırıyorum. Tatlı şekerdir. Ekmek şekerdir. Şeker en tatlı zehirdir. Şeker kanser hücrelerini besler. Vallahi bir seneye kalmaz hepiniz geberir gidersiniz. Allah korusun. Allah korusun. Önce bir kendinize gelin. Ağzınızdan bal damlıyor hocam. Allah korusun ama böyle giderse görürüm herhalde. Ben hepinizden uzun yaşayacağım çünkü. Çok sağlıklı besleniyorum. Çok sağlıklıyım sürekli. Fındık fıstık, ceviz, çıtır çıtır, kıtır kıtır her zaman zeytin. Yiyorum. Maşallah. Zeytin. Maşallah. Düğünüm oldu. Düğünümde nikah şekeri yerine nikah zeytini yaptırdım. Küçük birer tane keselere herkes zeytin yedi. Çekirdeğini de bırakıp gitmişler. Böyle saçma bir anı anlatma ihtiyacı hissettim niyeyse. Sen bu kıyafetle Londra'da neredeydin çocuğum? Bir daha söyle. Bir sanat merkezine gidiyorum. Çantanı yanıma getir. Gel buraya. Hocam böyle nasıl geleyim? İçinden neşten çıkmazsa ben adımı değiştiririm. Seke gel. Tek tek. Giyin ayakkabını. Ayakkabını giy. Bir kiloda fındık al gelirken. Bir kiloda fındık getireyim size peki. Bak 70 yaşında kadını bekletiyorsun. Benim canımı sıkma, çabuk ol. Hemen geldim. Kızmayın Canlı Hanım. Buyurun. Çantanın içerisinden neşter çıkmasa ben adımı değiştiririm. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Hocam tereyağı fazla geldi galiba. Söylemeyin eğer farklı bir şey çıkarsa. Evet, kurbanlarının bazı parçaları burada. Yayıncılık. Kulak var değil mi? Evet. Yayıncılık ilkeleri gereği yayınlayamıyoruz. Bu çantada bundan sonra fındık fıstık ceviz görmek istiyorum. Tamam hocam. Kirpiklerin de çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim. Yakından gözlerin de çok güzelmiş. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Biz de sizi çok beğeniyoruz. Teşekkür ederim. Bak hatta şuradaki fotoğrafımda şöyle yapınca aynısı oluyorum. Ama ne kadar güzel cildi var. Neden? Çünkü tereyağı yiyorum İvan'cığım. Evet, sağlıklı seni cildinin güzelliğini neye borçluyuz? Ben de aynı
şekilde çok mandalina. Sağlıklı besleniyorum. Kahvaltıda ekmek yerine kuru fasulye yiyor musun? Asla. Bak bu sefer canımı sıktın. Sarsın canım. Ay teşekkür ederim. O kadar sinirli ki bazen canlanıyor. Çok bazen. Yani hep böyle yüksek sunucuları tondan. Sunucuları azarlıyor bazen. Aynen yüksek tondan yüksek volümden koşuyor. Ya biz Canan Hoca'yla bir anımız var onu anlatmak istiyorum da. Sen geç Emine. Geç geç. Ben çok kiloluydum bir dönem. İlk çıktığım dönemlerde daha sonra daha da kilo aldım. En son 103 kiloyu falan gördüm. Oo. Ondan sonra yurt dışında bir fuarda karşılaştık Canan Hoca'yla biz. Çok kiloluydum o dönem. Canan Hoca'nın da şişmanlara karşı bir antipatisi olduğu için... İşte beni de izlemiş biliyor falan. O zamanlar Canan Hoca'nın taklidini yapmıyorum ama. O andan itibaren yapmaya başladım. Sefacığım seni şimdiye kadar nerede beslediler çok merak ediyorum dedi. Damızlık muamelesi gördüm bir an. Böyle kollarıma falan da buraya maşallah bak her tarafın puding gibi sallanıyor senin. Siz ben yoğurt torbasına dönmüşsün ama bana gel ben seni zayıflatırım dedi. O gün bugün Canan Hoca'yı böyle orada bir kaptım. Bir kapış bir kapış. Kendisi de çok seviyormuş bu arada Öykü Hanım benim tiplememi. Her gittiği yerde de anlatıyor. Çok saygı duyuyoruz kendisine. Çok sevgiler, saygılar. Affına sığınıyoruz kendisinin. Yani çok ülkemizin yetiştirdiği çok önemli bir bilim insanıdır. Zap yaparken nerede görsem kalıyorum. Efsunlanmış gibi Canan Hoca'yı izliyorum. Çok farklı aynen. Şeyler söylediği için aynen. Tepki yakalıyor. De alıyor aynı zamanda. İnandıkları doğrultusunda izlemeye ve onu sevmeye, desteklemeye devam diyoruz. Aynen. Söyle yavrum. Deniz hakkındaki görüşlerinizi rica edebilir miyiz? Deniz'cim şimdi tabii Sayın Durmaz, Sayın Sert ve Sayın Doğulu bu işin ordinarius profesörleri fevkaladenin fevkinde zaten yorumlarını yaptılar. Efendim heyeti umumiyenin... ay ses mi geldi? Diye olur musun? Evet Kemal Bey. Heyeti umumiyedeki... Kıymetli dostlarım yorumlarını yaptılar. Efendim hep birlikte zaten devri hindi makamının segah-ı uptah perdesine girer iken bu Settül Beşar'ın efendim cidar-ı efkafından perdesine girer iken sabah oldu erken de. İvan'a ne anladın Allah aşkına anlat. Hangi dile konuşuyorsunuz bu arada? Acaba siz anladınız mı söylediklerinizden bir şey? Ben tekrarını seyredeceğim eve gidince öyle. Yavrum Allah ben şokta da hiçbir şey anlamadım. Yavrum şey der misin? Fevkaladenin fevkisinin de fevkinde. Fevkalanın deyinin fevkalasının fevkaldele. Sen tekerleme söyledin yavrum. Namütenahide bakayım. Namütemehayhinde. Namütenahi. Namütenahi. Yes. Bak oldu bismillah. Oldu, sen de öylesin. Namütenahi'nin anlamı son derece güzel demek. Deniz'e ne yorum yapayım Bülent Deniz? Hanım, sizi çok seviyoruz. Edin. Estağfurullah ben de sizi seviyorum. Kedi gözlü yavrum benim. Kurban olsun ablası o gözlerine. Deniz'e ne diyeyim ayol? Deniz arkadan liselik önden müzelik. Ne? Eyvah. Arkadan liselik önden müzelik. Biraz iyi biraz kötü diyorum. Benim genel tabirlerimdendir bu. Güzelsin çocuğum, hoşsun. Cenab-ı Rabbul Alemin nazarlardan, kem gözlerden saklasın. İnşallah birazdan paravan açılacak. 35 yıl önce kaybettiğin çocuğunu da bulursun. İnanmıyorum. Nasıl bir hayal dünyası ver, ben uçtum. Tabii. Deniz'cim güzel kafan varmış çocuğum, güle güle kullan. Paravan süper. Alkışlıyoruz. Bravo. Efsanesin Sefa. Estağfurullah, sağ olun. Evet, paravan filan. Ben şu an şoktayım. Bitti mi? Bitti, bu kadar. Bitti. Hoşça kal. Güle güle. Bay bay. Ben genel hava olarak çok iç açıcı bulmadım. Yani o püsküller falan çok fazlalık geldi bana niyeyse. Hani sadece mesela o üzerinizdeki beyaz şeyin biraz daha uzun olmuş olsaydı, böyle bütün elbise şeklinde olanlarını görüyorum evet. Ben. Hani o şekilde olmuş olsa sanki... Çok daha şık dururdu yani. Bir de hani akşamüstü konseptine göre biraz fazla iddialı ya böyle hani akşamüstü ama sahneye çıkıyormuşum gibi falan. Böyle şu eldeki şey de hani böyle biraz şey, bunu sıcak böyle su torbasına benzetiyorum. Böyle boynun tutulur falan ya bir şey yaparsan. Hani o yüzden. Aynen öyle. Değil mi? Yani. Renk. Renkten dolayı, renkte, şekilde falan şekil. Böyle hani babaannem falan görüyorum böyle beline koyuyor, yanlarına koyuyor, boynuna koyuyor falan. Yani genel hava olarak çok iç açıcı bulmadım. O yüzden
tarz değilsin. Teşekkür ederim. Ya Dilara deyince benim aklıma Dilara diye bir oyun havası var ya, hep o geliyor. Ya o, hayır. Onun şakasını çok duydun mu? Çalalım. Ya şöyle bir hikayesi oldu. Öncesini anlatayım. Oyun havası niye benim hayatımda bir travmadır? Eyvah. Bizi bir kere bir işe çağırdılar. Stand-up yapacağız diye biliyorduk. Organizatör dolandırıcı çıktı. Meğer düğüne çağırmış bizi. Aa. Bayağı ben böyle hazırlandım falan. Şurada şu espri yaparım, şurada şu şaka yaparım falan diye bir sürü hazırlığı yaptım. Provayı yaptım falan. Derken bir yere bir gittik, düğün salonu. Ondan sonra dedim. Sonra içeriye dedim ki herhalde içeride böyle oturma düzeni falan yaptılar. Hani içeride gelecek misafirler falan. İçeriye bir girdik. Sahneye çıkana kadar sim oldum zaten. Gelinin kız kardeşi, halası, ablası hepsiyle bir sarıldık ettik falan. Daha sonra şöyle bir durum oldu. Ben şimdi öyle bir neye uğradığımı şaşırdım ki, stand-up mı yapacağım? Arkada da bir tane bir orkçu var, gözümün içine bakıyor, ne yapacağız falan. O da bilmiyor, onu da kandırmış getirmişler. Böyle göz göze bakıyoruz ne yapacağız diye. Neyse ondan sonra öyle bir duruma geldik ki en son hani ortada millet böyle kız Sebahatler çeyrek mi taktı, altın mı ne diyorsun falan diye. Teyzeler öyle oynuyordu, hayır öyle deyince ben de sapıttım. Hani bayağı işin sonunda kendimi Ankaralı Coşkun olarak buldum yani. Dilara, gazel düştü bağlara, Dilara. Kemal'cim bu kız beni sinir ediyor. Vallahi ağzını burnunu dağıtacağım. Gülüyor musun, ağlıyor musun kız sen? Küçük çocuk gibi hareketler yapıp sinirimi bozuyorsun benim. Anaokuluna yazdırsınlar seni. Vallahi bana ya madem cevap verme. Müdür Burhan Altıntürk var karşında. İdare müdürüyüm ben. Ağzını burnunu dağıtırım seni. Serseri. Evet Dilara, sayende burayı stilim 2 düğün salonuna çevirdik. Bence de. Ya, hep böyle. Hem de halay çekiyoruz hem de. Neler. Ya gerçekten çok şık, çok zarif görünüyorsun. Ya yani böyle çok hani çıtı pıtı, hanım hanımcık. Bir görüntüm var. O yüzden çok 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 beğendim. Ya yani görsel olarak hani böyle işte giyim kuşam işlerinden çok fazla anlamam. Hani üstadlar burada ama bir erkek gözüyle bir bayana baktığımda çok hoş bir bayan görüyorum karşımda. Çok çıtı pıtı. Hoş bir hanım görüyorum, o yüzden tarzsın. Teşekkürler. Bahar Candan. Merhaba Kemal Doğulu. Bahar Candan olayım mı? Ben Bahar Candan olmak istiyorum. Hadi ol. Öyle. Kötü görünüyorsun. Teşekkür ederim Kemal Doğulu. Tarz değilsin Bahar. Ay, tokat gibi bu da geldi. Hoş geldin Bahar. Merhaba Ayvan Hanım. Evet, ayakkabı da ben de beğendim. Güzel bir ayakkabı. O kadar ama. Ama o kadar. Evet. Sonra biraz karışık görünüyor. Olmadı, vücudunda beli meli falan proporsiyonda da uymadı. Çanta çok büyük buldum. Hani böyle okulda da derste hani karnımızı falan sıkıştırmasın diye eteklerimiz hep bol olur ya. Kemer lazım orada. Her zaman diyorum, eğer böyle bir şey giyiyorsunuz mutlaka bol bluz varsa mutlaka, mesela benim üzerindeki şu anda kemer taktım. Böyle bir şey, o zaman beliniz orta çıkıyor ve proporsiyon daha güzel gösteriyor. Olmadı Bahar'cığım, ne yapayım? Yapacak olsun, bir şey yok. Bugün böyle. Ders değil. Sibel Hanım. Şimdi bu arada Sibel Hanım'ın bir şeyi vardır ya, hep böyle bir işveli cilveli, çok böyle bir kadınsı. Letafet. Böyle letafet vardır. Ay, ben benim gibi biraz. Bak, çalışırken. Nuriyel aşk yiyor. Evet, onun kaşı gözü mimikleri. Tabii kaşı gözü mimikleri. Ben Nuriyel Şahin. Ama nasıl efendim yakışıyor elbiseler? Nasıl? Evet evet, çok çok iyi taşıyor. Nuriyel Hanım nasıl yaptı elbiseyi? Döktürmüş. Yine yanıyor. Sibel Can'da kocaman öpücükler. Kocaman aynen, öpücükler hadi, sevgiler. Ayağa kalkayım şöyle. Kader, kader, sen bize nazik davranmadın. Hayat, hayat, herkese eşit yaklaşmadın. Kemal, Kemal, sen bize nazik davranmadın. Hayat, hayat, herkese eşit yaklaşmadın.
Bak bunun rap versiyonu da var. Günah benim, suç benim, kırdım bırak bu düş benim, bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var, yazarım derdimi kendime, kaderim benle bu derdini, fakir yaramıyor zengine diyor, davul bile dengi, dengine. Teşekkür ederim. Efsanesin ya. Ya çok teşekkür ederim. Vallahi o kadar iyi geldin ki bize. Enerji falan çok güzel. Ya Sibel Hanım'ın o naif sesi, o evet, böyle cilveli hali vesaire şey, falan. Mabel Femine Matiz'i ve Soner Sarıkabadayı da çok iyi yapıyorsun. Yapalım. Yapalım. Bir sonraki kızda da onları yapalım. Tabii ama bir şey söyleyeceğim. Şu araya şunu sıkıştırmak istiyorum. Sıkıştıralım. Ben Bahar'ı bugün yani hep izliyordum ama bugün burada yakından... Tanık oldum diyorsun. Tanık oldum. Hani şunu bana iddia ediyorum. Bana tanık olan kişi sayısı arttı. Şunu iddia ediyorum. Evrenin sırrını bile çözerim, Bahar Candan'ı çözemem. Asla. Bravo, çok güzel yani. Tespit gibi güzel tespit yani. Tespit gibi tespit, aynen. O yüzden ben Bahar Candan'ı Burhan Altıntop gibi yorumlamak istiyorum. Hadi, hadi yaşasın. Kemal'cim bu kız beni sinir ediyor. Vallahi ağzını burnunu dağıtacağım. Gülüyor musun, ağlıyor musun kız sen? Hı? Ne yaptığın belli değil. He, üstünü başını çekiştir biraz. Düzelt. Serseri. Küçük çocuk gibi hareketler yapıp sinirimi bozuyorsun benim. Anaokuluna yazdırsınlar seni. Vallahi bana ya madem cevap verme. Müdür Burhan Altıntop var karşında. İdare müdürüyüm ben. Ağzını burnunu dağıtırım seni. Serseri. Nişantaşı çocuğuyum ben. İyi eğitim görmüş Tokat Sosyetesi ve Nişantaşı çocuğuyum. Herkes ayağın denk alacaksın. Alacaksın. O zaman çok iyi arkadaş olabiliriz. Muhteşemsin Sefa ya. Bahar'cığım şimdi git yukarıda odanda sessizce ağla, tamam mı? Burada ağlayıp sessiz sessiz ağlayıp da milletin sinirlerini bozma. Bak arkadaki kızın migreni tuttu senin yüzünden. Bak beklemek değil, şiştiler. Denizi görüyor musun? Bak vatkalar şişti beklemekten. Hasrettim milleti. Ay bana bir şeyler alayım. Gerecim sen de abartma istersen. Tarz mı değil mi onu da söyle Burhan. Tabii ki de tırz değilsin. Tırz değilsin. Git bir daha gel. Tırz değilsin. Git bir daha gel. Git hadi bir daha bir okul seyiri. Onu da bıyık altından söyledim. Atçım sen ne düşünüyorsun? Şimdi tabii Neslihan... Çok delikanlı bir kardeşimiz. Kendisini o anlamda kendime yakın buldum. Yani zor günümde Simay'ın da dediği gibi... Kapısını çalarım diyorsun. Kapısını çalarım, alo desem köşede bekleyecekmiş gibi. Bir mevzu olduğunda yanımda olacakmış gibi. O samimiyeti alıyorum ondan. Şuradan girişi zaten Tatar Ramazan'ı andırdı bana. Bir kapıya tekme atmadığı kaldı, o da televizyondayız diye herhalde. Herhalde. O yüzden ben genel itibariyle konsepti neydi kardeşim? Arizona. Arizona. Daha çok kamyoncular derneğine kuru fasulye yemeye gider. Kuru fasulye yemeye gider gibi bir hava vardı. Sefa ya. Ağzım yırtılacak bugün. Vallahi yırtılacak. O yüzden yani özlü söz falan biliyorsan arabanın arkasına yazabilirsin. Eğer söz yollarda konusunda... Yollarda bilmem gidişim. Ben sana bir söz söyleyeyim, onu arabanın tırın arkasına yaz o zaman. Tamam. Tamam. Seni çekeceğine el frenini çekerim. Kalbim yanacağına lastikler yansın. Adamın dibisin Neslihan. Ama tarz değilsin. Ama. Vallahi Sedacığım. Bana daha çok böyle Pamuk Prenses'in üvey kız kardeşi gibi. Bak surat hemen i̇lk nasıl ciddileşti. İlk defa güldürmediniz. İlk defa. Bak. Sana söylediğim için herhalde. Ama Seda olarak yapacaktın. Bak bacım kurban olsunlar. Ben bu kızı seviyorum. Allah için şimdi. Bak bir yürüyüşü var. Kurbane, kurbane. Le 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 hayrane. Hayrane. Kurbane, kurbane. Hayrane. Bak duruşu bana benziyor bacım. Gel yanıma annem. Gel, kurban olsun bak. Şöyle durmuyor mu? Şöyle dur bakayım bir kadırgalı gibi. Duramam. Şöyle bir ayağını yana at kız. Şöyle ha. Şöyle dur bak. Böyle şimdi bak. Kadınlık öğrensin değil mi bacım? Acık yürürken.
kurbane, e kurbane. Le 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 hayrane, hayrane. Kurbane, e kurbane, hayrane. Bak kokulu kokulu öpücüğümü dağıttım. Böyle ol bacım. Tamam. Acık, acık iş verin. Bu arada seni sevgiler, saygılar, öpücükler yolluyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok severim Seda'yı. Ben ölürüm ya. Canınız. Evet, evet. Neymiş efendim? Kural işte, boş ver çiğne. Aşka engel tanır mıyım? Mışmış. Bahçede mışmış. Sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Antepli aklıma düşmüş. Arabi fellahi, semerem vallahi. Çekerem silahi, vururum vallahi. Elini de üstüne basıyor. Vururum. O vurduğunu görüyorsun orada. Vuruyor orada kadın. Orada. Ağzıyla ateş ediyor. Muhteşem. Yorumun, ta kararın? Kararım... Yani çok böyle bir... Artık kıyafetten midir yoksa aslında çok da sempatik... Yani sempatiklikten çok da uzak değilsin. Ama hani herhalde kıyafetten dolayı mı falan böyle bir soğuk bir hava... Eski. Sanki var. Genel böyle bir eksik, bir şey eksik yani. Genel negatif bir hava var. Ama seninle alakalı değil, bütünle alakalı. Aynen. O zaman... Tarz değilsin. Teşekkürler.